Merhabalar Scroll TV izleyenleri, ben Melih Bilgin. Yeni bir Davat bölümüyle daha karşınızdayız. Yanımızda Ali Yavuz Şahin var ve sizlere yeni bir ürünü birlikte anlatacağız. Merhabalar. Merhaba. Bugün izleyenlerimize anlatacağımız ürün bir projeksiyon cihazı. Hı-hı. Görmüş olduğun gibi oldukça ufak boyutlara sahip, oldukça ergonomik, yanında kolayca taşınabileceğin, yani Hı-hı. bir yerden bir yere kolayca intikal ettirebileceğin bir projeksiyon cihazı. İstiyorsan ürünün ismiyle başlayalım. Ürün Akto markasının D110 adını verdiği projeksiyon cihazı. Biliyorsun projeksiyon cihazlarındaki en önemli konulardan bir tanesi sunduğu parlaklık. Ne kadar yüksek parlaklık sunarsa o kadar detaylı ve güzel görüntüler elde edebilirsin projeksiyon cihazıyla. Bu projeksiyon cihazı da 2700 ansilümen bir parlaklık sunuyor. Bu parlaklık değeri, yani şu günümüze baktığımız zaman İşte giriş seviyesi projeksiyonlarda gördüğümüz değer, işte 2500, 2200, 2400 seviyelerinden başlıyor parlaklık değeri. Bu 2700 ansilümen değer de giriş seviyesi diyebiliriz. Zaten ürünün fiyatından da giriş seviyesi olduğu bariz açık ortada. Ürün yaklaşık 650-700 civarında bir fiyatla satılıyor. Aslında oldukça iyi bir fiyat bu. Normalde bu tarz 2700 ansilümen ürünlerde 1000 liranın üzerinde bir fiyat politikası uygulanıyor. Akto'nun bu fiyata sunması gerçekten güzel. Ürünün dış tasarımından başlayalım istiyorsan. Demin de söylediğimiz gibi oldukça ergonomik yapıya sahip. Dış tasarım mat siyah bir boyayla kaplanmış. Plastik malzemeden oluşuyor. Hemen sağ bölümde 3D Ready ikonunu sen de görüyorsun buradan. Hani normalde projeksiyon cihazlara normal 3D özelliği sunuyorlar ama bu 3D Ready özelliği sunuyor. Hı hı. Bu farklı bir özellik aslında. Ürün sadece bilgisayar üzerinden verilen 3D sinyallerini aktarabiliyor, sunabiliyor yani. Hı hı. Normalde ürünün 3D özelliği yok. Sadece bilgisayar üzerinden aktarılan 3D sinyallerini görüntüleyebiliyorsun, duvara yansıtabiliyorsun. Hı hı. Bundan bahsetmişken hemen ürünün giriş çıkışlarından bahsedelim. Arka tarafta ürünün giriş çıkışları bulunuyor. Görüntü kaynağı olarak S-Video ve VJ arayüzü üzerinden hı hı. görüntü aktarabiliyorsun. Bunun yanı sıra bir de VJ Out bölümü bulunuyor. Bu sayede de ürüne kaynaktan yaptığın girişi aynı zamanda başka bir yere de hı hı. aktarabiliyorsun. Bu da gayet güzel düşünülmüş bir özellik aslında. Tabii eksi olarak HDMI'yi da söyleyebiliriz. Evet, hemen onu söyleyecektim. Son dönemlerde çıkan bilgisayarlara baktığımız zaman hemen hemen hepsinde HDMI arayüzüne rastlıyoruz. Hı hı. Ultrabook'lar çıktı biliyorsun geçtiğimiz günlerde. Evet. Son 6 aydır oldukça popüler. Önümüzdeki günlerde hani daha da popüler olacak. Bu ürünler üzerinde de görüntü çıkışı olarak HDMI ara birimi bulunuyor. VGA pek rastlanmıyor. Hı hı. Çünkü VGA normalde ürünleri hani dizüstü bilgisayarları diyelim biraz daha kalınlaştıran hı. bir yapıya sahip. Bu yüzden VGA kullanılmıyor. HDMI üzerinden görüntü aktarılıyor. Bu ürün üzerinde HDMI bulunmaması bir eksi olarak görülebilir tabii ki. Projeksiyon cihazlarında en dikkat ettiğim konulardan bir tanesi gürültü seviyeleri. Hı hı. Çünkü bu tarz cihazlar hani giriş seviyesi olduğunu söylemiştik. Küçük ofislerde, işte sınıflarda ve evlerimizin sinema seyredeceğimiz veya televizyon seyrettiğimiz odalara konumlandırdığımız ürünler ve izlerken bu tarz ürünlerde bir şey izlerken duvara yansıttığımızda veya perdeye yansıttığımızda ürüne genelde kullanıcılar yakın oluyor. Ses seviyesi yüksek olduğu zaman üründe biraz rahatsızlık verebiliyor. Çünkü normalde bu cihazların üzerinde herhangi bir ses çıkışı bulunmuyor genellikle. Genellikle sesi başka bir cihaza aktararak, evet. bu da işte 5+1, 7+1 hoparlör oluyor. Bunları aktararak ses çıkışı alıyoruz. Hoparlörleri de bunun sağında solunda konumlandırmadığımız için ürünün üzerindeki sesi kapatacak bir detay bulunmuyor. Bu yüzden ürünlerdeki ses seviyeleri çok önemli. Bu ürün üzerinde iki tane sağ bölümde fan kullanılmış. Bu fanların ses seviyeleri 30 dB civarında. Çok yakın durduğun zaman rahatsız edebilir ama yaklaşık 1-2 metre uzağındaysan çok da rahatsız etmiyor aslında. Denemelerimizde bunu gördük. Hemen şundan bahsedelim. Ürün üzerinde bir de Eco Mode bulunuyor. Eco Mode sayesinde biraz daha parlaklığı kısarak sunumlarda harcanan gücü daha da aza çekmeyi amaçlamış Akto. Akto'nun Eco Mode'unu açtığın zaman cihaz 2100 ansilümen değerinde parlaklık sunuyor. Bu sayede güç tasarrufu sağlanıyor. Tabii ki 2100 ansilümen sunduğu zaman ekonomi oranında 30 dB ses oranı da 28 dB'ye düşüyor. Bu da tabii biraz daha ses az gürültü şey. Demek. O da güzel bir özellik. Ürünün ergonomik yapısından bahsetmiştik. Bunun yanı sıra 2.2 kilogram da ağırlığa sahip. Bu da yanında kolayca kaldırıp taşıyabileceğin anlamına geliyor. Bir laptop ağırlığı diyebilirsin. Evet, aşağı yukarı bir dizüstü bilgisayar ağırlığında. Görmüş olduğun gibi yan tarafına da bir tane kumanda geliyor. Bu çok işlevli kumanda sayesinde ayarları da kumanda üzerinden yapılandırabiliyorsun. İstersen üründe tavana veya yüksek bir yere de konumlandırabilirsin. Bu kumanda oldukça işine yarayacak.
Ürünün son olarak hani çözünürlüğünden bahsedelim. Çözünürlük projeksiyon cihazlarında pek artmadı son yıllarda. Bu ürün üzerinde de 800x600 piksel çözünürlükte kullanılmış. Giriş seviyesi olan projeksiyon cihazlarında hani vasat olduğunu söyleyebiliriz. Ürün hakkında genel bir değerlendirme yaparsak söylediğimiz gibi hani giriş seviyesi özelliklere sahip ama fiyat performans açısından oldukça uygun değerlere satışa sunulduğunu söylemeliyiz. Verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz. Yeni bir incelemede görüşmek üzere.